Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Samet Hoca'nız. Dersimiz geometri. Konumuz dönüşüm geometrisi. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, dönüşüm geometrisine başladık. İlk öteleme dönüşümünü göreceğiz. Demiştik ya öteleme belirleme diye. Evet, ötelemeleri belirlemeyi göstereceğiz. Ama her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi İlk ödevimizi verelim her zaman gibi Ve arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Bakalım görecek misiniz fark edecek misiniz Çemberleri yaptık prizma piramit 3 boyutluları yaptık Uzay geometrisini yaptık Noktanın doğrunun alentini yaptık Ve arkadaşlar olaya bakar mısınız Artık son sayfadayız Bu hafta dönüşüm geometrisini yapıyoruz Hemen haftaya da haftanın başında da Çemberin alentini yapıp Artık kitabımızın tamamını bitiriyoruz Yani geometrinin Geometri kısmını bitiriyoruz ...trigonometri kısmı kaldı sadece. Trigonometri kısmını da yaptığımızda... ...3 ya da 4 videoda onu da bitireceğiz. İnşallah onu bitirdiğimizde de... ...bütün geometri hazır bir şekilde elinde olmuş olacak. Vakit kaybetmeyelim. Ödevimizi söyledik mi? Ödevimiz hemen son konu dedik ama geçtik. Ödevimiz arkadaşlar... ...330'dan 342'ye kadar... ...lütfen ödevini yapmadan gelme. Geometri çok önemli. Geometri ödev çok önemli. Haberin olsun. Bu arada bir de şunu göstereyim arkadaşlar... Bu kitap tabii ki de bitmiştir. Belki kesip atanlar vardır yaptıklarını. Böyle föy föy gidiyor olabilir. Ama asıl föyümüz burada. Öğren bitsin şeklinde bir föyümüz var. Analitik geometri. Analitik geometri kitabımızda da yine noktanın analitiği, doğrunun analitiği ve dönüşüm geometrisi. En sonunda da çemberin analitiği şeklinde ve analitik geometri tekrar testleriyle tamamı 10 test olan süper bir şekilde kitabımız hazırlanmış. Yine Gri Koç'un koçluğunda sana rehberliğinde güzel bir Föy hazırlanmış. Fasükül daha doğrusu föy diyorum. Fasükül hazırlanmış. Bu fasükülden de yararlanabilirsin. Ödevimizi buradan da takip edebiliriz arkadaşlar. Ben artık çok uzattım başlayayım. Öteleme dönüşümü bir K noktasının belli bir yönde K noktasının bu arada belli bir yönde sabit bir uzaklık kadar yer değiştirmesine biz öteleme diyoruz. Ne yapacağız? Bir nokta var. Onu ileri geri sağa sola uzaklığına ne yapacağız? Yer değiştireceğiz. İşte biz buna öteleme diyoruz. Mesela bakın burada bir tane Y1, X1 ya da X1, Y1 noktası var. Ve ya da burada X2, Y2 noktası var. Biz bunları nasıl hareket ettireceğiz, nasıl yapacağız öteleme onu söyleyelim. Mesela yandaki şekildeki, yandaki şekil 3 birim sağa, 2 birim yukarı ötelenirse. Bakın zaten ağzıyla söylüyor. Yandaki şekli diyor. Biz noktaları referans alabiliriz. Mesela bu noktayı ilk başta götüreceğim. Nereye götüreceğim? 3 birim sağ zaten bak sağ sağ ile yazanlar için sağ tarafa ne yapıyorum 3 birim götürüyorum aa hocam artı 2 orası değil bak 3 birim sağ yani x1'deydim ben şimdi 3 birim sağa gidersem x1 artı 3 ve de ne yapacağım aynı zamanda da 2 birim yukarı 2 birimde de bak y1 y1 ne oldu y1 y1 artı 2 oldu yukarıda böyle çıktı o zaman noktamın alt tabanı burası üst noktamın diyorum şeklimin alt kısmı burası. Üst kısmına geçiyorum. Üst kısmı içinde x2 idi. O zaman x2 hemen sağ tarafı artı 3 oldu. Yukarıda artı 2 olmuştu. Y2 artı 2 oldu. O zaman burası. Demek ki yeni şeklim bu. Ötelemelerde zaten şekillerde bir bozukluk olmaz. Aynı şekli görürsün. Zaten şekli böyle kulaklarından tutup sağ ve yukarı, sağ ve aşağı, sola ve aşağı çekebilirsin. Hiç fark etmez. Bunlar önemli değil. Burada ne yapacaksın? sen sağa solunu bileceksin. Veyahut da x yönünde pozitif artı 3 der. Y yönünde işte eksi 2 der. Y yönünde eksi 2'nin aşağısı olduğunu. X yönünde pozitif derse 3 birim sağ olduğunu bilmen lazım dediğim. Mesela bir tane örnek gösterelim. Analitik düzlemdeki eksi 2'ye 4 noktası. Bakın şöyle bir gösterelim hadi. Eksi 2'ye 4 noktası. Şurada bir eksi 2 olsun. Şurada da bir 4 noktası olsun. Eksi 2'ye 4 noktan burası. Benden ne istiyor? X ekseni boyunca pozitif yönde bir birim. Bak gördün mü? Bu eksi 2'deydi. Hop bir birim öteye gelirse burası eksi 1 olacak. Bak şu an buradayım. Şu an buradayım. Y'de bir değişiklik yapmadım. Y ekseni boyunca da negatif yönde 3 birim aşağı. Bak 3 birim aşağı kayarsam. Şu an burada neredeydim ben? 4'teydim. 3 birim aşağı kayarsam hop buraya gelmiş olacağım. O zaman ne oldu? Bakın bu noktayı ben ne yaptım? Bir birim sağa. X yönünde pozitif. 2 birim 3 birim aşağıya çektim. Çünkü y ekseninde negatif diyordu. O zaman benim elimde oluşan şey ne olmuş oldu? 4 1'e eksi 2'de eksi 1'e gelmiş oldu. O zaman benim de eksi 1'e 1 noktası olduğunu söylemiş olacağım. A üssü noktasının yapacağımız bu. Öteleme çok kolay. Ne derse onu yapıyorsun. İster x'in pozitif yönü der ister sağa der. Sen bunları toparlayacaksın. Yapacaksın. Şimdi burada dönüşümde arkadaşlar dönüşüm geometrisinde üç farklı dönüşümümüz olacak. Birincisi öteleme, ikincisi simetri yansıma dönüşümü, üçüncüsü de arkadaşlar dönme. Dönme dönüşümünü yapacağız. Burada simetri yansıma dönüşümünde 4 tane kısım var. Bu kısımların hepsini ayrı ayrı göreceğiz. İkinci kısmı simetri yansıma dönüşümü. Şimdi birincisine bakalım bu simetri yansıma'nın. Birincisi x eksenine göre simetri alırsak. Bakın elimizde 3'e 2 noktası varsa ben x eksenine göre simetri alırsam bu uzaklığın aynısını koruyarak ne yapacağım? x eksenine göre simetri alacağım. O zaman buradaki noktamı görüyorsun. x'imde bir değişiklik yok. Ama şu yüksekliğimin aynısı buraya gelecek. 2 birim aşağı kayacak. Kayınca da ben şunu görüyorum. Demek ki burası eksi 2'ye gelecek. O zaman benim p noktam ne olacak? p üstü olacak. x'im hala üçgen y eksi 2 oluyor. O zaman bak ne diyorum. X eksenine göre simetri de ordinatın y'nin işareti değişir. Bak x'e bir şey olmadı. O zaman x'e göre simetri alıyorum. Y'nin işareti değişiyor. X'e göre simetri y'nin işareti değişiyor. Eyvallah. Peki aynısının tıpkısının benzerini yaparsak y'ye göre simetri alırsam da olayı fark ettim artık ben. O zaman ne olacak? P2 üssü diyelim buna da. P2 üssümde ne olacak? Y'ye göre simetride de x'imin işareti değişirken y'me bir şey olmayacak. X'e göre simetri Y'nin işareti. Y'ye göre simetri X'in işareti değişmiş olacak. Bunu da bu şekilde hallettik. Şimdi X'e göre Y'ye göre bir de ne var arkadaşım? Orijine göre var. Orijine göre. Orijine göre de ne olacak arkadaşlar? Orijine göre simetri. Yani bu noktaya göre simetri. Bir X'e göre bir de oradan Y'ye göre yapacağın için hem Y'ye hem X'e peş peşe yapılacağına göre o zaman ne olacak? X'in bir eksilisi olacak. Bir de ne olacak? Y'nin eksilisi olacak. Hem absisin hem ordinatın işareti değişecek arkadaşlar. Hem absisin hem ordinatın işareti değişecek. Aslında bunu şöyle düşünebilirsin. Bakın orijine göre simetri alacağım ya. Bu nokta neresi? Sıfıra 0, 0. Mesafe aynı mı? Aynı. Hani ben noktaları ne yapmıştık? E, i̇çten ve dıştan bölen noktalar yapmıştık ya hatırlıyor musun? Doğru parçasını içten ve dıştan bölmüştük. Orada bunlar mesafeler aynıysa 3'ten sıfıra sıfırdan eksi 3'e giderim. 2'den 0'a 0'dan da yine eksi 2'ye giderim. Bakın hem ne yaptık? X'e hem de Y'ye göre yani orijine göre simetri almış olduk. X'e göre simetri de Y'ye eksi yapıyorsun. Y'ye göre simetri de X'e eksi yapıyorsun. Orijine göre simetri de, de ikisini de eksi yapmış oluyorsun arkadaşım. Şimdi birinci kısmını bitirdik. Bu kısmın ikinci kısmına geldik. O da şu. Y eşittir X. Y eşittir eksi X'e göre simetri alırsak. Bakın. Burada y eşittir x'imiz var. Birinci açıortay ortay doğrusuydu hatırlarsanız. Doğrunun anetinde söylemiştik. Burada da y eşittir eksi x var. Bu da ikinci açıortay doğrusuydu. Bu da ne olacak arkadaşım yine kesinlikle bize y eşittir eksi x'e göre simetri verecek. Şimdi burada bilmem gereken şey şu arkadaşlar. x eşittir y'ye göre simetri alırsan bakın x eşittir y'ye göre simetri. Ne yapıyorsun? x eşittir y'ye göre simetri aldığında x ile y'nin yerini değiştiriyorsun ne yapacağız o zaman bizde? Sen x, x'e y diye bir noktan varsa a noktası bu a üssü noktası ne olmuş olacak? Y, y x olacak. Yani x ile yeni yeri değişecek. Y eşittir x'in sağladığı bana y ile x'in yerini değiştirir. Peki 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 bak çok önemli bir mevzu var. O da şu. Y eksi x'e göre simetri olursa ne olacak? Orada da hem yerleri değişecek adı üzerinde bak. Y eşittir eksi x ya da x eşittir eksi y de olabilir fark etmez. Hem yerleri değişirken arkadaşlar hem de işaretleri değişecek. Bakın x'e y idi. Ne olacak işaretler yer değişirse? Eksi y'ye eksi x olacak dedim. Burayı da sakın kaçırma. Şimdi olayımız bu. Bunları yaptık. Dedik ki x eşittir y'ye göre simetri yerleri değişecek. Y eşittir x eksi x'e ya da eksi eksi y eşittir x'e göre de ne olacak? Ya da x eşittir eksi y'ye göre de hem yerler hem de işaretler değişecek. Bunları söyledik. Mesela 2'ye 3 noktam varsa ne yapacağım ben? X eşittir Y'ye göre simetri alırsam 3'e 2 olacak. Buradan bakarsın arkadaşım. Diyelim ki 2'ye 3 noktam var. Bunu ben y eşittir x'e göre simetri alırsam, o zaman y eşittir eksi x'e göre simetri alırsam, bu da ne olacak? Hem yerler değişirken hem de işaretler değişecek. Bakın bu 2'ye 3 noktasındaydı. 2'ye 3 noktası şurasıydı. Buna göre simetri alırsan o zaman ne oluyor bakın? Şu bölgeye gelmiş oluyor. Bu bölgede de nasıl geliyor ama bakın dikkatinizi çekerim. Burada da nasıl gelecek? Tam tersine dönüyor. 2'ye 3 noktası. Bakın burası kısa kısımdı. Burası uzun kısımdı. Bu sefer de burası ne olmuş oldu? Uzun kısma geçmiş oldu. Eksi 3 gibi. Burası da kısa kaldı. Eksi 2 gibi. Hem yerler değişti hem de işaretler değişti. Bu arada matematiksel bir hatırlatma yapalım. Zaten sen fx eşittir y fonksiyonunda bakın fx eşittir y fonksiyonunda x ile y'nin yerini değiştirirsen ne oluyordu? Ters fonksiyon oldu. X ile Y'nin yerini değiştirdim. Zaten hatırlarsan bir fonksiyonun grafiği X eşittir Y'ye göre simetrisi neydi arkadaşım? Onun tersiydi. Ha demek ki X ile Y'nin değiştirmesinde, X ile Y'nin yer değiştirmesinde fonksiyonun tersi oluşuyordu. Fonksiyonun tersini oluşturduğumda da fonksiyonun tersini oluşturduğumda da orada işte X ile Y'nin yerini değiştirmek demek Y eşittir X'e göre simetri almak demekti. Bu konuyu fonksiyonlarla da birleştirmiş olduk. Hatırlatmayı da yapmış olduk. Geldik. Üçüncü simetri yansıma dönüşümü. o da şu arkadaşlar. X eşittir A doğrusuna göre simetri alırsam. X eşittir A doğrusuna göre simetri alırsam. Ne demek o? Şimdi bir tane noktam var benim. X'e Y diye. Burada da bir tane A noktasında yani X'inin A olduğu bir doğru parçası var. Doğru parçası var diyorum. Doğru var. Bu doğruya göre simetri alacağım. Şimdi arkadaşlar bakarsanız bu ikisinin arasındaki uzaklık A büyük olduğu için A eksi x e Ben A'dayım şu an. A eksi x kadar daha uzağa gitmem gerekirse A'ya A eksi A x eklersem 2A eksi x olur. Ama sen bunu böyle düşünme. Neden? Birazdan örneğini açıklayacağım. Peki x'e göre simetri aldığım için x e eşittir A'ya göre y'de bir değişiklik var mı? Yok. O zaman bir x bir şey yani x eşittir bir şey doğrusuna göre simetri alsan y'de bir değişiklik olmaz. Aynı mantık burada da y eşittir bilmem bir şeye göre y eşittir b'ye göre alırsan bu sefer de yine uzaklıklar aynı olacağı için ne yapacağız arkadaşım? Aynı formül 2b eksi y x'lerde bir değişiklik olmayacak. Aynı mantık. Ama ben sana başka bir şey göstereyim. Bakın şimdi bunu bu kadar kasmayın. Çok böyle formüle dalmayın. Formüllük çok bir şey yok. Aklında kalsın ne olduğu, nasıl bir ortam olduğu. Bakın x eşittir 2'ye göre diyor. Kimin? 4'e eksi 5'in. Mesela 4'te şurada, eksi 5'te burada. Şöyle şu noktanın diyor. Bakın burası 4. E 4 ile 2'nin arasındaki uzaklık 2. O zaman 2 daha geleceğim. E o zaman burada olacağım. İşte bu kadar. Bakın burası 4, burası 2. E bunlar birbirine eşit. O zaman ne oldu? Benim geleceğim yer burası oldu. Burası da ne oldu? 0'a eksi 5 oldu. Niye? Y'ler değişmezdi. Y'ler değişmezdi. Şimdi zaten şöyle bir formül de 4 eksi 2 2. E o zaman 2'den bir 2 daha öteye gideceksin. Öyle düşünebilirsin. Ya formüle dalma zaten. Yine söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Formüle dalma arkadaşım. Bu 2, 2'nin 2 katı 4. 4'ü çıkartsan 0. Formüle de yapabilirsin ama gerek yok. Bak şimdi aynısının tıpkısının benzerini göstereyim sana. Bir tane grafik çizdim. Grafiğim 2'ye 3 noktası var. 2'ye 3 noktası nerede? şurada 3 pardon. 2'ye eksi 3 noktası şurası. Burası 2'ye eksi 3 noktası. Bana da y eşittir eksi 4'e göre diyor. Bakın y eksi 4 şurada. Y eşittir eksi 4 burada. E ben zaten eksi 3 Hop nereye gideceğim? Eksi 5'e gideceğim. Y benim için eksi 5 oldu. X'im hala aynı kaldı. Bakın X'lerde bir değişiklik yok. Ne yaptım? Eksi 3 olan şey eksi 4'e göre simetli. Eksi 3, eksi 4, eksi 5'e gelmiş olacak. Bu kadar. Olay bu. Sana simetri noktasını verirse bakın sana adam burayı değil de burayı verirse bu sefer tersten simetri alırsın. Yine aynı şey olur. Hemen onu da şurada gösterelim. Bakın yine söylüyorum formüle dalmayın. Formüle gerek yok çoğu zaman ama mantığı aklında kalsın formüle gerek yok. Hemen ne yapacaksın böyle 2A eksi x falan yapmana gerek yok. Ne diyorsun? X eşittir. Eksi 3'te bir nokta var. Simetrisi alınmış hali 2'ye 5 ise 2'ye 5 de diyelim ki şurada 2'ye 5. Bakın burası 5. Pardon burası 2. Burası 5. Ne demiştik? X'te bir değişiklik olmayacak. Yani X'e göre simetrede Y'de değişiklik olmayacak. Y hala 5 olacak bunun. Y'si hala 5 olacak. Bu uzaklığın benim 5 olduğuna göre 5 daha öteye gideceğim. Ne olacak? Eksi 8 olmuş olacak. O zaman benim ilk halim ne olacak? Eksi 8'e 5 olmuş olacak. Bakın eksi 8'den eksi 3'e 5 ileri gittim. 5 daha gidersem 2'yi bulmuş olurum. 4, 2, 0, 2, pardon, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bakın bunlar kademeli. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, 1 mesafe. Eksi 4, eksi 5, 1 mesafe olmuş olacak. Hemen buraya bak. 2'den eksi 3'e 5 mesafe geri. Bir 5 daha gitmem lazım. Y'de bir değişiklik yok. Hemen buraya bak mesela. 4'ten 2'ye 2 mesafe gittim. 2'den de 2 mesafe gidersem 0. Y'de bir değişiklik yok. Bunları da böyle bildik. Şimdi ne yaptım arkadaşım? Ben ne yaptım? 1. X eşittir A'ya göre. 2. Y eşittir B'ye göre. Üçüncüsü de arkadaşım. Bu arada burnum kaşınıp duruyor. Çok özür dilerim. C noktanın simetrine bakarsak da biz bunu zaten orta noktadan görmüştük. Hatırlıyoruz. Çünkü bir noktanın bir noktaya göre simetriği bu iki noktası tam ortasında olur. Ya da burası kaç parçaysa burası da aynı parça olacağı için o zaman ne olmuş oldu arkadaşım? Bu iki noktanın tam ortası buraya denk geldi. Ya da buradan kademir olarak kaç arttıysa kaç arttı yapabilirim. Hiç fark etmez. Mesela nasıl arkadaşım? Şöyle eksi 1'e 6 noktası simetri merkezde. Bir tanesini gösterelim bakın. Eksi 1'e 6 burası da ne olacak? 4'e 2. Peki ne olmuş? Eksi 1'den 4 ileri gitmişim. Pardon 5 ileri gitmişim. O zaman 5 daha ileri gidersem 9'a 6'dan 4 geri gitmişim. 2'den de 4 geri gidersem eksi 2 olmuş oldu. O zaman burası neymiş? 9'a eksi 2. Bu arada sana bu noktayı verirse ne fark eder? Hiç fark etmez. Tersten okursun bu sefer. Eksi 2'den 2 öteye gitmişim 4. 2'den de 4 öteye giderim 6. 9'dan 4 geri giderim 5. Şey 5 geri giderim 4. 4'ten de 5 geri giderim. Eksi 1 bitti. Aynı şey. 2'den eksi 3 5 geri gitmişim. Hemen 5 geri gidersem eksi 8. 5'ten 3 geri gitmişim. 2'den 3 geri gidersem eksi 1. Bu kadar bitti. Geldim buraya. Ne olduğunu bilmiyorum ama tersten işlem yapabilirim. 5'ten 9'a 4 gitmişim. O zaman 4 gidersem 13 olur. Süper. Eksi 2'den 2'ye 4 gittim. Bir 4 daha gidersem 6 olur. Bakın tersten baktık. Peki buradan bakarsak 6'dan 2'ye 4 geri gittim. 4 geri gittim. 13'ten 9'a 4 geri gittim. 4 geri gittim. Oldu. Geldim buraya. İşte bu sefer uç noktaları verirse simetri merkezini sorarsa bu orta noktası orta nokta matematikte ve geometrikte hayatımızda nasıl bulunuyordu arkadaşlar? sonla başı toplayıp 2'ye bölüyorsun. O zaman 3 ile eksi 3 0. 2'ye böldüm 0. Eksi 7 eksi 3 topladım. Eksi 10. 2'ye böldüm. Eksi 5. Doğru mu yaptık? Eksi 7'den eksi 5'e 2 gitmişim ileri. 2 ileri gidersem eksi 3. 3'ten 0'a 3 geri gittim. 3 geri gidersem eksi 3 oldu. Ve bunu da çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Arkadaşlar 3 tanesi bitti. Şimdi geldik 4. simetri yansımasına. Çok önemli işler yaptık şu ana kadar. Bunları ayrı ayrı aklında tutmaya çalışma. Ezberlemeye çalışma. Çünkü ezber değil buradaki muhabbet. Buradaki muhabbetim ne arkadaşım? Buradaki muhabbetim bunların mantığını bilmek. Mantığını bilirsen gördüğün gibi ezbere gerek kalmaz. Ki ÖSYM her zaman ezber sormuyor. Mantı soruyor. Ezber söyleyecekse de yukarıda formülü açıklamasını söylüyor arkadaşım. Bazı arkadaşlar belki konu çalışmasında oraya gelememiştir diye bir formül varsa hatta noktanın noktaya uzaklığını onu bile formülü soruyor. Yani düşünsen analitik gördüğün en kolay formülünü adam sorunun üzerinde veriyor. Velev ki oraya gelemeyenler varsa o formülden bir de aklından geometri bilgisinden yapabilir mi diye onu sana sormuş oluyor. Şimdi dördüncüye geldik. Dördüncü ne dedik arkadaşım? A noktanın doğruya göre simetri. Noktanın doğruya göre simetrisini yapacağız. B de doğrunun noktaya göre simetrisini yapacağız. Bakın doğrunun bir noktaya göre simetri yine bir doğrudur. Noktanın doğruya göre simetri yine bir noktadır. Bu ikisini göreceğiz. Ve sonrasında da ne yapacağız arkadaşım? Bilmem gereken bir şey var. Sonrasında da yine bilmem gereken bir şey var. Sonrasında da dönme dönüşümüyle bitireceğiz konumuzu. Hemen başlayalım bu kısma. Noktanın doğruya göre simetrisi çok kolay mı acaba diye düşünüyorum. Nasıl yapacağımızı bir düşünelim. Bakın bir nokta var. Burada hangi noktada dik olduğunu bilmiyorum. O zaman ne yapacağım? P'den geçen ve D doğrusunu bakın P'den geçen D doğrusuna dik doğrunun denklemi yazılır. Nereden geçecek arkadaşım? P'den geçecek ve P üstünden geçecek. D doğrusuna dik doğrunun denklemi yazılır. Nasıl yazacağız peki bunu? Arkadaşım bunun sen eğimini biliyor musun? Biliyorsun. Buna dik olduğuna göre ve bildiğim P noktasından geçtiğine göre o zaman ne yapacağım? Ben bu iki noktanın doğru ve noktadan yola çıkarak bu doğrunun eğiminin bu doğrunun eğimiyle çarpımın eksi 1 olduğundan eğimi biliyorum. Bir noktayı biliyorum. Doğrunun denklemi yazacağım. Bu iki doğru denkleminin kesişimini bulacağım. Kesişimini bulduktan sonra da P'nin K'ya göre simetriğini alıp yapacağım. Yani ben bir doğru var. Bu doğrunun eğimini biliyorum. Öbür doğrunun eğimini MD1'i bilmiş olurum. Çünkü dik kesişiyorlar. Eksi bir. Bir noktasını biliyorum. Bir noktayla bir doğrunun bir noktayla bir eğimden doğru denklemini bulurum. Doğru denklemini bulursam, burada da doğru denklemi vardı. İki doğru denkleminden de şu kesişim noktasını bulurum. E P noktasını biliyorum. Kesişim noktası zaten biraz önce yaptığımız bir hop hop atarım olaya. Olay biter. Bununla ilgili soru çözümünde çözeceğim. Hiç merak etmeyin ama mantığı çok kolay aklınızda olsun. Yani soru zor gibi gözüken sorulardır ama bilgi erdemdir, bilgi güçtür. Güçlü olacaksın, yapacaksın. Nasıl? Bir daha söylüyorum. Buranın eğimini biliyorsun. Dik kesiştiği için Çarpımları eksi 1 olduğu için. Bu doğrunun eğimini biliyorsun. Nokta eğim doğru denklemini yazarım. Doğru denklemlerini kesiştirdiğimde bu noktayı bulurum. Bu noktadan da noktanın noktaya göre simetriyi yaparsam da çok kolay bulmuş olurum. Bakın en zor kısmı bu. Evet çok kolay bulmuş olurdum dedim ama en zor kısmı bu. Bu kısmı da bu şekilde bilgiyi kullanarak yapacağız. Geldim buraya arkadaşım. Doğrunun noktaya göre simetrine bakarsam da burada olay şu. ...bunun eğimini biliyorsun... E, ...oluşabilecek doğrunun eğimi de aynı... ...yani burası... ...ax artı by artı... ...c1 ise... ...o zaman bu adamınki de tabii ki de... ...ax artı by artı... ...c3 olmalı... ...o zaman... ...ben de diyorum ki... ...bu noktadan geçen... ...bunlara paralel başka bir doğru mu olsa... ...bu doğrunun denklemi de kesinlikle... ...ax artı by ile başlayıp... ...başka bir c mi olacak... Peki AX'in ne olduğunu biliyorsun. BY'nin ne olduğunu biliyorsun. E biliyorsan arkadaşım o zaman ne yapacaksın? Buradaki noktayı yerine koyup şu C2'yi bulacaksın. E C1 biliniyor. E C2 biliniyor. Hop hop. AX ile ile hiçbir işin yok. Senin işin kimle? C ile. Mesela C'si birinin 2, birinin 5. O zaman 5'ten 2'ye 3leri gitmiş. O zaman bu da simetrisinde de 8 olacak. Burada önemli olan şey şu. Geçen soru çözümünde de yapmıştık. O soru çözümünde söylediğimiz gibi ne demiştik orada? Buradaki bakın eğimleri aynı olması önemli değil. Eğimlerini oluşturan sayılar da aynı olmalı. Mesela geçen hafta yaptığımızda, geçen soru çözümünde yaptığımızda 3x artı 4y gibi bir şey vardı. Bir de ne vardı? 6x artı 8y diye bir şey vardı. Bizi ilgilendirmez. Bunlar böyle olmamalı. Eğimleri aynı hocam. Önemli değil. Sen uzaklık yaparken, sen simetri yaparken bunların kat sayılarının da aynı olmasına bakacaksın. Çünkü C'yi çok etkiler. C'yi etkiler size. Sonucu etkiler dedim ve geçtim. Ne yapıyormuşuz? A'dan geçen D1'e paralel D2 doğrusu yapıyormuşuz. D1 D2'ye göre yansımasını buluyormuşuz. Bu kadar. Dediğim gibi bu noktayı koyup bu doğrudaki C'yi buluyorsun. Zaten C1 C2 C3 yapıyorsun. Bununla ilgili de yine söylüyorum soru çözümünde size destek atacağım. Bu arada her zaman olduğu gibi arkadaşlar C1 ile C3'ün aritmetik ortalaması C2'yi verir. Aritmetik ortalama ne? Sonunu ve başını toplayıp ikiye bölersen tam ortayı her zamanki bulursun. Evet arkadaşım bilelim diye bir sayfaya geldik. Bu sayfada neyi bilmen gerekiyor? Sana var ya bazen de aynayı soruyorlar. Aynayı nasıl yapacaksın? Bir şeklin ya da noktanın bir doğruya göre simetrisini yansıma denir. Bakın simetrisine yansıma denir. Bana ne diyor? Şekil bir var. Yansımasını soruyor. Burada dikkat edin. Bir şekilde yansıması eştir. Birbirinin aynısıdır. Aynanın karşısında sen varsın veyahut da diğer tarafında diğer tarafında kendin varsın. Diğer tarafında yine senin yansıman yine birebir aynısı vardır yani. Birbirinin eş şekillerdir. Şeklin doğruya olan uzaklığı ile yansımasının doğruya olan uzaklığı nedir? Birbirine Yani şundan bahsediyoruz. Şurası iki birimse burası iki birimdir. Ben bu gibi yansımalarda noktaları takip ediyorum. Bakın. Şu noktanın buraya uzaklığı, buraya uzaklığı birbirine eşit. Bu noktanın buraya uzaklığı, buraya uzaklığı birbirine eşit. O zaman diyorum ki bu nokta buraya gelecek. Bu noktanın buraya uzaklığı ile buraya uzaklığı birbirine eşit. Bu noktanın buraya uzaklığı ile buraya uzaklığı birbirine eşit. Yani şu doğruya uzaklığı ile burası eşit. O zaman şekli çizerken ben böyle çiziyorum arkadaşlar. Ya tabii ki de hocam bu ne ya kolay şekli niye böyle çiziyorsun? Bu kolay ama zorlarda mesela mesela şöyle bir kalemim var ya da kalem var dikdörtgenin varsin. Şuna göre simetri al derse işte o zaman bakın şöyle yapıyorum. Bunun uzaklığı buraya geliyor. O zaman bu köşe burası. Bunun uzaklığı buraya geliyor. O zaman bu köşe burası. Bakın şöyle bir şekil çıkıyor ortaya. Ya da bilmiyorum tam olarak çizmedim. Böyle bir şekil çiziyor. Çıkıyor ortaya. Gördün mü? İşte neden böyle yaptım? Bu basit ama daha zorlarda bu şekilde yapacaksın. Çünkü ne diyor? Bir kere daha okuyalım. Şeklin doğruya olan uzaklığı ile yansımanın doğruya olan uzaklığı birbirine eşittir arkadaşım. Geldik başka bir bilmem gereken bir şeye. Bir doğru ile bir şekil simetrik bakın bir doğru ile herhangi bir şekil simetrik iki parçaya ayrılabiliyorsa bu doğruya şeklin yansıma simetri eksenidir. Bakın ikiz kenar dik üçgen şey ikiz kenar üçgen özür dilerim. Herhangi bir ikiz kenar üçgen bir doğruyla ne yaptı arkadaşım şu an? İki eş parçaya ayrıldı mı? Ayrıldı. Bakın sağı solu bunun aynı. Ne o zaman bu? Ben buraya yansıma simetri ekseni diyorum. Adam sana bunu sorabilir. Yalnız bu nedir? Dik gelip iki de ikiye bölendir. Aynı zamanda dikdörtgenlerin de bakın arkadaşlar. Bu da bir yansıma simetri eksenidir. İki eş parçaya böler. Burası da nedir arkadaşlar? Sağı soluna birbirine eşit olacağı için bu da bir yansıma simetri eksenidir. Veyahut da eşkenar üçgende bakın. Bu da bir yansıma simetridir. Eşkenar olduğu için Bakın şu da yansıma simetridir arkadaşlar. Bu da bir yansıma simetridir. Eşkenar olduğu için. Bakın ikiz kenarda bu olmaz. İkiz kenar üçgende şurası buradan gelip dik geçen bir şey yansıma simetri olmaz. Ama eşkenar üçgende olur. Çünkü niye? Katladığında bir bir üstüne gelir. Katlama gibi yani. Bakın beşgende de söylemiştik. Neydi? Bir köşeden karşıyı ikiye bölen ya da dik gelen burayı ya da açı ortay yapan neydi? İki eş parçaya bölerdi. Bakın beşgende de yine aynı şekilde yansıma simetri ekseni vardır ve bu şekildedir. Burada da tabii ki de ne olacak? Şu da bir şu da şu pardon, şu da bir yansıma simetri eksenidir. Buradan gelip buraya giden de dik olan ikiye bölen de yine yansıma simetri eksenidir dedik ve bunu geçmiş olduk. Artık geldik dönme dönüşümüne arkadaşım. Dönme dönüşümünde de sana göstereceğim şey çok basit. Hemen burada da ödülü sorma çok az kaldı. Hemen bitireceğiz. 3 dakika sürmez büyük ihtimal inşallah. Düzlemde bir Px noktasının orijin etrafında pozitif yönde alfa açısı kadar döndürülmesiyle ne geliyor arkadaşım? Benim başka bir noktam geliyor. Bakın bir noktayı sen alfa açısı kadar döndürürsen x'ini cos alfa ile y'sini sin alfa ile çarpıp çıkartıyorsun. Bir de y tarafında da x'ini sin alfa ile bu sefer de tam tersiyle bu sefer de bir de topluyorsun. Yani bu çok kallavi bir dine söylüyorum bir formül. Bu formülü inanın ben de aklımda aklımdan bilmiyorum. Ama ne oluyor biliyor musun? Sana zaten bu şekilde sormuyorlar. Sana zaten bilinen açılarla soruyorlar. Zaten soru çözümleri de yapacağım. Göreceksiniz. Bilinen açılarla sana dik üçgenler, 90-30-60 üçgenleri falan soruyorlar yani. O yüzden bu formülü aklında tutma demiyorum. Yapabiliyorsan tut aklında. Daha belki hızlanırsın. Bazı arkadaşlar çünkü geçen e, derste de denk gelmiştim. Başka bir de e, okulda da denk geldim. Arkadaş mesela diyor ki Hocam formülü de verseniz iyi olur. Ben formülle yapıyorum. Bazıları formülle yapıyor. İlginç yani. Formül çünkü önemli sayıyor. Formülü yapıyor. Her şeyi ezberleme yöntemine gidenler var. Öyle alışmışlar. Ama biz de diyoruz ki mantığını öğren, pratiğini yap. Eyvallah. O da olur, o da olur. Fark etmez. Ama ezberleyebiliyorsan ezberle. Şimdi ben sana ne diyorum biliyorsun. Bana bunu söylemiyor genelde. Bakın ne diyor. Bir tane nokta var diyor. Bu nokta neresiymiş? 2'ye 5'miş. Burası 2, burası 5'miş. Ve bana şunu söylüyor arkadaşım bak. Diyor ki 2'ye 5 noktasının pozitif yönde, pozitif nedir? Saat yönünün tersidir. 90 derece döndürülmesiyle elde edilen B noktası nedir? Bakın bu gibi sorularda siz bir doğru elde edin orijine göre. Ve burası alfa olsun, burası beta olsun. Alfa ile betanın toplamı 90 mı? 90. O zaman sen bu noktanın 90 derece döndürürsen yani şuraya göre hesap edersen şöyle bir şey olur bu. 90 derece döndürürsen Böyle bir şey olur bu dostum. Böyle bir şey olursa da nereden biliyorum böyle bir şey olduğunu? Çünkü alfa kadar dönecek. Burası da yine beta olacak. Peki burası yüksekliğin 5'ti burası 2'ydi. O zaman beta'nın karşısı 2 komşusu 5 olacak. Komşusu 5 olacak. İşte bu kadar. Bilmem gereken buydu. Yani burada formüle koyup yapar mısın? Yaparsın. Ama ne gerek var? Sana zaten bilinen açılar verecekler. O bilinen açılarla döndürmeyi de yaparsın burayı bildin. Mesela dedi ki 90 derece değildi, 60 derece döndürttü sana. 60 derece döndürttürse inan sana zaten noktayı sorma. Sorarsa zaten yaparsın. Yine 30 60 90 şey buradaki alfayı buna göre yaparsın yine. Ama genellikle 60 olduğunda da sana diyorlar ki bu ikisi arası uzaklık nedir? E sen yansımada bunların eşit olduğunu biliyorsun. O zaman burada bir eşkenar üçgen vardır. O zaman 2 ile 5'ten dolayı buranın kök 29, kök 29, kök 29 eşkenar üçgen olduğunu bilirsin. Ya kollar birbirine eşit ya. Tepe açısı 60 ise burası ne oluyordu? Eşkenar üçgen oluyordu. O yüzden arkadaşım dediğim gibi dönmede genellikle bilinen 90'lar 270'ler gibisinden açılar verirler. Ya da 60 verir 120 verir. Sana uzaklık sorar. O yüzden de çok sıkıntı etme. Formülü soruda verirler büyük ihtimal. Ama sen soru çözerken vermezler diye isteyen ezberleyebilir. Geldim buraya. Bakın dönme yalnızca bir noktayı değiştirmez. Sana burada bir tane P noktası veriyorsa bu P noktasını sen döndürdüğünde bakın bu bir dönme işi bir çembersel şekilde olur. Çembersel şekilde olduğunda da bakın benim x'im de y'm de değişir ama benim referans aldığım o döndürdüğüm noktam değişmez. Döndürdüğüm noktam değişmez. Diğer noktalar değişir. Bu değişmeyen noktaya da dönme merkezi denir arkadaşım. Aklında olsun. Geldim son kısma artık. Bir şekil merkezinden ve şekil merkezi. Merkezi mesela bunun neresi? Ağırlık merkezi. Burası G. Bunun neresi? Şurası. Burası aşağıda olmuş birazcık. Burası ne arkadaşım? Burası da bunun köşegenlerinin kesim noktası. Yine bununki de nerede? Tam orta noktada. İşte 360'tan küçük bir açı ile döndürüldüğünde bir şekil merkezinden mi? Merkezden döndürüyorum şu an. Mesela şuradan döndürüyorum bu kareyi. Döndürüldüğünde kendisiyle üst üste geliyorsa, çakışıyorsa, aynı şekil elde ediliyorsa dönme sonucunda görselde bir değişiklik yoksa biz buna ne diyoruz? Simetri eksenine dönme simetrisine sahip diyoruz. Bu şeklin kendisiyle çakışmasını sağlayan en küçük dönme açısına da en küçük dönme simetri açısı diyoruz. Yani dönme simetrisine sahip diyoruz. Ne demek istiyoruz biliyor musunuz? Bakın yine referans aldığım nokta bu olsun. Bakın şimdi ben şuradaki şurayı döndürüp buraya getirirsem bu arası 90 ya Döndürüp buraya getirirsem bu şekilde hiçbir değişiklik olmaz. Çünkü düşünsene köşegenler böyle bu şekilde. Bu nok bunu döndürüyorsun 90 derece ne oluyor? Şekil yine kare oluyor. Veyahut da herhangi bir üçgende arkadaşım eşkenar herhangi bir üçgende özür dilerim. Eşkenar üçgende bakın burası at 120 derece. Sen bunu 120 döndürdüğünde yine şekil ne oluyor? Hop yine üçgene geliyor. Çünkü eşkenar üçgen ya senin uzunluklarına hiçbir değişiklik olmuyor. Veyahut da altıgene bakıyorsun. Altıgende de arkadaşım her bir 60 derece döndürdüğünde ne oluyor? Şekil yine aynısının tıpkısının benzerine giriyor. O zaman en küçük dönme açısından mesela bu eşkenar üçgen için 120'dir. Kare için 90'dır. Bu altıgen içinde nedir? 60'tır. Peki bunu nereden biliyoruz? Tabii ki de 360'ı üçgense 3'e, dörtgense 4'e, altıgense 6'ya bölüyorsun. O da dönme açısı oluyor sana dedik. Bu arada mesela beşgende ne olur o zaman? beşgende de aynı şekil elde etmek için ne yapacaksın? 365'e mi dersen? Ee, buradan da 72 derecelik açılarda yine senin dönme, en küçük dönme açısında da biz ne diyoruz? En küçük dönme simetri açısı diyoruz. O da 72 olacaktır. Çok uzattık. Ee, mevzuyu daha iyi anlayalım diye uzun uzun açıklamalar yaptık. Ama velhasıl güzel bitirdik soru çözümü daha güzel olacak. Merak etmeyin. Soru çözümünde çünkü hem hatırlatmalar yapacağız hem soruyu çözeceğiz. O yüzden ne diyoruz? Ee, işte karşında ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Kendine iyi bak. Soru çözümünde görüşürüz.